Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Evet, bugün içeride yoğun bir veri takvimini karşıladık. Saat 10 itibariyle hem işsizlik rakamlarını karşıladık hem de bunun yanı sıra cari denge verilerini yorumluyor olacağız birazdan değerli konuklarımla birlikte. Fakat içeriye dönüp bakıyorum, borsa açılışı pozitife işaret etmişti. %1,34'lük yukarı yönle birlikte 4.990 puandan da işlemden geçerken vadeli tarafı ise %1,7'lik yukarı yön söz konusu. Pozitif seyir burada da devam ediyor an itibariyle diyelim ve Bloomberg ET Para Piyasası Müdürümüz Ebru Usta ile kaldığımız yerden devam edelim. Ebru, hoş geldin. İyi haftalar dilerim. Şimdi bir tarafta aslında geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir söz konusuydu. Haftaya ise pozitif başladık. Vadeliler tarafı da %1,5'un üzerinde artıya işaret ediyor. Ne dersin? Evet, bugün spot tarafta, VIOP tarafında da artıdayız. %1,6 civarında bir artı görüyorum ben de. 31 Mart tarihinde Takas Bank bir açıklama yapmıştı. Aslında ondan biraz bahsedelim istersen. Çünkü 31 Mart yapılan duyuruyla birlikte VIOP teminatlarında risk parametrelerinde güncelleme yapılacağını duyurmuştu. Cuma günü de bir açıklama yaptı Takas Bank, bir duyuru yaptı yazılı. Burada da VIOP sicil bazında pozisyon limitlerini açıkladı. Tüm bu değişikliklerle birlikte aslında daha dinamik bir VIOP teminat sistemine geçmiş olduk. Cuma akşam saatleri itibariyle de son düzenlemeler yapıldı ve bugün de yeni hesaplamalar yürürlüğe girmiş oldu. VIOP teminatlarında oransal bazda bir teminatlanma sistemine geçilmiş oldu. Oransal olarak değiştirildi. Hisse, endeks, döviz vadelerinde spot üzerinden, teminat VIOP üzerinden de kar zarar belirlenecek ve her saat başında teminat hesaplaması yapılacak. Emtia ürünleri hariç, emtia gün içinde teminat değişmeyecek. Teminatlarda her saat başı margin call'lar ise eskisi gibi hesaplanacak. Teminatlar her saat başı dinamik bir şekilde güncellenecek. Volatiliteyi azaltma amaçlı yeni oranlar belirlenmiş oldu. Oranların detaylarına Takas Bank'ın internet sitesinden yatırımcılar ulaşılabilirler. Örnek verelim istersen, mesela dolar TL'de VIOP tarafında 19 üzerinden bir hesaplama yapıldığında %14 oranı alınacak bundan sonra başlangıç teminatı olarak. Yani kaldıraç yaklaşık 1'e 7 oranında olacak. Dolar TL 19 olarak aldık. %14 olarak başlangıç teminatı hesapladık. Sistem 2660 TL isteyecek başlangıç olarak. Örneğin gün içerisinde dolar TL 19,5 olduğunda yeni bir hesaplama yapılacak. O aradaki fark için işte 2730 TL civarında bir artış olacak. Gün içerisinde her saat başı bu hesaplanacak, emtia ürünleri hariç. İstersen hisseler bazında VIOP tarafına bakalım bugün. Akbank tarafında %1'e yakın artıda, aslında bütün hisselerde artılar görüyoruz bugün itibariyle. Arçelik'te %1,43 artıda olduğunu görüyoruz. Aselsan %1,3 artıda. BİMAŞ tarafı yine %1 artıda. Ereğli %1,2 artıda. Fortoto %1,4 artıda. Garanti Bankası, bankalarda bugün artı tarafta yer alan hisselerde, VIOP tarafında da spot tarafta da Garanti Bankası'nda %1,5'luk artı var. Hektaş %2'nin üzerinde artıda, İş Bankası %1,25 artıda, Koç Holding 1,2 yine artıda, Kozal hissesinde bir haber akışı da vardı, 1,2 milyar dolar civarında bir altın madeni bulduğunu açıkladı Kozal, 1,9 civarında artıda seyrediyor, Petkim %2'ye yakın artıda, Sabancı Holding %1 artıda, evet. Türk Telekom tarafında da %0,6 artı var. Tofaş'ta da %2,6 civarında artıda olduğunu görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum Ebru Usta aktardıkların için diyoruz. Evet, buradan ise Asya'ya gidiyoruz küresel piyasalardaki seyri almak üzere. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Evet, küresel piyasalar nezdinde fiyatlamalar neye işaret ediyor? Sadi Kaymaz bizlerle birlikte. Sadi, hoş geldin yayınımıza. Evet, Asya piyasalarında neler öne çıkıyor? Ne dersin? Pelin, hoş bulduk. İyi haftalar dilerim bir taraftan. Şimdi şöyle ekrana bakıyorum. Özellikle döviz tarafı dikkatimi çekiyor. Tabii cuma günü Fed'in faiz arttırıp arttırmayacağına ilişkin swap piyasalarına baktığımızda yarı yarı ihtimal görünüyordu. Ama tabii cuma günü verilerinden sonra bugün sabah itibariyle baktığımızda ben %70'e yakın faiz arttırım ihtimali doğdu, 25 baz puan. Dolayısıyla bunun örneğin Amerikan dolarının üzerinde etkisini görüyoruz. Yine hafif de olsa böyle satış baskısı yaratıyor ise senetleri tarafında, örneğin Avustralya'yı, Çin'i ben ekside görüyorum. Ama Güney Kore
Ve Nikkei şu anda artıda. Güney Kore'de özellikle LG öncülüğünde, SK Innovation öncülüğünde bir batarya rallisi var. EcoPro en büyük batarya materyalleri üreticilerinden bir tanesi. Bugün %20 yükseldi. Dolayısıyla bir batarya ne diyelim yükselişi var, rallisi var orada. Ama dediğim gibi genel olarak baktığımız zaman karışık, görece satış baskısının ağır olduğu bir gündeyiz. Tabii Tayvan diye bir not almışım. Şöyle ekranımdan bakıyorum Pelin. Şimdi Tayvan'da 3 günlük bir tatbikata başladı Çin ordusu. Muhtemelen yarın sabaha karşı tatbikat bitecek ama çok büyük ölçekli bir tatbikat. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Bir tür savaş provası yapıyor Çin ordusu adayı çevrelemek doğrultusunda. Yine Macron buradaydı biliyorsun. Resmi görüşmelerde bulundu. Daha sonra 4 saat baş başa Xi Jinping'le sadece tercümanların refakatinde görüşmüşler. Daha sonra başkent Pekin'den güneye başka bir kente gitti Macron. Oraya giderken de uçakta bir takım açıklamalarda bulundu. Bir mülakat vermiş Politico'ya. O mülakatta da zehir zemberek şeyler söylüyor Pelin. Zehir zemberek derken dakiki anlamıyla söylüyorum. Örneğin Tayvan konusunda biz müdahil olmak istemediğimiz bir olaya çekilebiliriz anlamında konuşuyor. Yine dolara bağımlı kalamayız, dolara bağımlı kalırsak vasal devlet haline geliriz gibi böyle çok keskin ama şaşırtıcı da olmayan şeyler söylemiş aynı zamanda. Neden şaşırtıcı diyorum? Çünkü De Gaulle'den bu yana bir Fransız geleneği var. Genel olarak stratejik özelliği gözetiyorlar. Çin ilişkileri diğer Batı ülkelerinden çok daha fazla önem veriyorlar. Dolayısıyla bu geleneğin bir devamı olarak da görebiliriz. Birkaç tane de hemen çok kısa Pelin şirket notu aldım. Tesla Şangay'a bir fabrika daha kuruyor. Otomotiv fabrikası var. Hatta küresel üretiminin %52'sini geçen sene yaptı. 711 bin araç üretmişti ama fabrikadan çok memnun olsa gerek ikinciyi de kuruyor. Ama ikinci depolama amaçlı piller, devasa mega pillerden olacak. ByteDance diyeceğim. TikTok'u çok konuşuyoruz. ByteDance'de TikTok'un sahibi 25 milyar dolarlık kar açıkladı. İlk defa ülkenin en büyükleri, en büyük teknoloji şirketleri Tencent ve Alibaba ikisini de birden geçti. Dolayısıyla teknoloji dünyası için de biraz böyle oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sadi Kaymaz aktardıkların için diyoruz. Asya'yı noktalıyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, içeriye bakıyoruz. %1,44'lük yukarı yönle birlikte 4.996 puandan işlemler geçtiğini söyleyelim. Bugün makro verilerin yoğun olduğu bir takvim içerisindeyiz. Etkilerini değerlendirmek üzere Gedik Yatırım'a gidiyoruz ve Onur Canbal bizlerle birlikte. Onurcan, hoş geldin yayınımıza. Bu hafta ise senetleri piyasaları açısından önemli bir hafta. ABD'den TÜFE verisi ve FED tutanaklarını karşılayacağız. Bununla birlikte bankacılık kazanç raporlarını da yine takip edeceğiz haftanın son işlem gününde ama içeride de bugün yoğun makro veri takviminin olduğu bir gündü. Hisse senetlerine bakıyorum. Pozitif bir görünüm söz konusu. Ayrıntılar sende. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Endeks tarafında yine hani haftaya biraz daha yükselişle başladık. Özellikle geçen haftanın ilk bölümünde de zaten bir toparlanma çabası görmüştük. Devam eden süreçte biraz daha dalgalı bir seyrin etkili olduğunu takip etmiştik. Yani yurt içi piyasaların genelinde. Haftaya pozitif bir seyirle başladık. Burada özellikle hani endeks tarafında geçen haftanın ilk bölümünde de zaten 5000 puan civarı test edilmişti ama bu seviye hani 5000 civarı önemli bir direnç bölgesi. Bu seviyeyi aşılamamış, devamında da endekste biraz daha kar satışları etkili olmuştu. Özellikle geçen haftanın ilk bölümünde de direnç olarak çalışan bu saatlik grafikte 200 saatlik üstel ortalama bugün 5006 puandan geçiyor. Hani bu seviyeyi yakından takip ediyor olacağız. Endekste hani şu an için kısa vadede izlediğimiz ilk önemli direnç bölgesi 5000-5078 bölgesi. Burada 5078 puandan 50 günlük basit hareketli ortalama da geçiyor. Önemli bir hani, ortalama bu hususta hani direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu 5000-5078 bölgesi üzerinde bir tutunma sağlayabilirse endeks, o durumda toparlanma çabasının bu tepki alımlarının biraz daha ivme kazandığını, güç kazandığını ve yeniden 5200-5250 bölgesinin gündeme geldiğini görebiliriz teknik olarak. Ama öncelikle bir 5000-5078 bölgesinin aşıldığını ve üzerine tutunmaların gerçekleştiğini, kapanışların yaşandığını görmek lazım.
Aksi halde bu bölge direnç olarak çalışmaya ve bu bölgeden kar satışları gelmeye devam edebilir. Yani burada dikkatli olmak gerekiyor. Haricinde eğer endekste yeniden hani bu bölge direnç olarak çalışır ve geri çekilmeler yaşanacak olursa kısa vadede izlediğimiz ilk kritik bölge 4890 seviyesi. Bu seviye oldukça kritik. Eğer hani 4890 altında da bir günlük kapanış yaşanacak olursa o durumda yeniden satışların ön plana çıktığı bir fiyatlama görebiliriz. Yani böyle bir durumda da yine geçen hafta test edilen 4000, yani daha önceki hafta test edilen 4750-4680 seviyeleri gündeme gelebilir. Bu seviyeler altında 4680 altında biraz daha satışlarımız kazandığı bir fiyatlama da görebiliriz. Yani şu an için bir sıkışma bölgesi içerisinde endeks. Yukarıda 5000-5078'i aşarsa yükselişlerimiz kazandığını, aşağıda 4890-4750'lerin kırıldığını görürsek de satışlarımız kazandığı bir fiyatlama göreceğiz. Geçen hafta küresel piyasalarda da biraz daha hani zayıf bir görünüm vardı. Özellikle açıklanan ekonomik verilerin resesyon endişelerini arttırdığını gördük. O nedenle hani küresel taraftaki fiyatlamalar da risk iştahı da biraz daha zayıf ve dalgalı seyrediyor. Cuma günü Amerika ve Avrupa borsaları kapalıydı. O yüzden küresel tarafta likiditenin düşük seyrettiğini gördük. Bugün de Avrupa borsalarının birçoğu Paskalya tatil nedeniyle kapalı. Hani küresel tarafta likiditenin biraz daha zayıf seyrettiğini de görebiliriz. Ama hafta hani salı ve çarşamba günü Amerika'daki enflasyon rakamları son derece kritik olacak. Cuma günü tarım işçisinden verisi hani piyasalarda çok sert fiyatlama neden olmadı ama enflasyon rakamları sonrasında FED'e ilişkin beklentiler ve hani risk iştahının şekillendiğini görüyor olacağız. O yüzden enflasyonu burada takip etmek lazım. Küresel tarafta hani biraz daha dalgalı seyirinde devam ettiği bir süreç gözlemleyebiliriz. Çünkü önümüzde önemli risk başlıkları var. Kredi koşullarının, hani kredi koşullarındaki sıkılaşma, işte resesyon endişeleri gibi gelişmeler zaman zaman küresel tarafta da satış baskısı yaratabilir. Bizde de yurt içinde de seçim sürecini izliyoruz. Hani o yüzden yurt içi piyasalarda da dalgalı bir seyre hazırlık olmak lazım. Yani seçim geride kalmadan endekste çok yeni bir trend beklememek gerekiyor diye düşünüyorum. Biz de bugün cari işlemler dengesi, hani işsizlik oranı gibi rakamları takip ettik ama hani bunun fiyatlama üzerinde etkisini görmüyoruz. Yani uzun zamandır zaten açıklanan makroekonomik verilerin hisse piyasasında veya döviz tarafında anlamlı bir etki bırakmadığını takip ediyoruz. Yani bugünkü etkisi de oldukça sınırlı oldu. Anlamlı bir etki yaratmadı diyebilirim açıklanan ekonomik verilerin yurt içindeki. Çok teşekkür ediyorum Onur Canbal. Aktardıkların için diyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından iş gücü istatistiklerini değerli konuklarımla birlikte yorumluyor olacağız. Evet, iş gücü piyasası istatistiklerini yine konuşmaya devam edeceğiz. Manpower Group Türkiye Genel Müdürü Sayın Feyza Hanım'la bizlerle birlikte. Feyza Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Perin Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve bir diğer değerli konuğum ise Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar herkese. Evet hocam, izninizle Feyza Hanım'la başlamak istiyorum. Şimdi Feyza Hanım, manşet rakama bakacak olursak aslında kronik sorun derdik hep çifthaneler. Şu anda yine çifthanelere gelmiş bulunmaktayız. Hafif bir artış söz konusu. 0.2 puanlık bir artışla birlikte %10 seviyesinde gerçekleşen işsizlik rakamı söz konusu. Fakat TÜİK'in aslında depremden nedeniyle deprem etkilerinin verilere yansılmadığını da söyledi raporda, okunamadığına dair. Ne dersiniz, manşet rakamı nasıl okudunuz? Birazdan da yine ikinci çeyrek istihdam gönümü araştırmasına dair de bilgileri alacağım sizden. Tabii bu verileri yorumlamak çok sağlıklı olmayacak. Çünkü raporun detaylarına baktığımız zaman Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde doğal olarak yapılamadığını öngörüyoruz ki örneklem içerisindeki payı %7.8. Yine hesaplama mantığında meta veri bölümünü detaylı anlamak gerekiyor. Ama ilk gözle baktığımda da burada geçici yöntemsel değişiklikte bir ağırlıklandırma yapıldığı göze çarpıyor. Böyle bakıldığında aslında bu hani sonrasında yapılacak detaylı araştırmanın geçmiş döneme yansımalarına bakarak daha doğru bir yorum yapmak mümkün olacak. Bu ay özelinde diyeceğim Pelin Hanım. Sonuçlarda incelediğimde işsizlik geçmiş döneme göre 0.2
2 puan artmış durumda. Yine 65 bin kişi artarak işsiz seviyesi 3 milyon 514 bin kişi olmuş. Burada raporun içerisinde istihdamda yine bir azalış var. İki olumlu diyebileceğim data gözüme çarpıyor. Bir tanesi genç işsizlik oranında azalış. Burada 0.7 puanlık bir azalış görüyorum. Bir diğer konu da kadın istihdam oranında artış ve kadın işsizliğinde azalış. Evet, şimdi Sayın Hocam, özellikle burada manşet rakamda Feyza Hanım olumlu taraflarından bahsetti ama kronik sorun derdik hep. Enflasyon, işsizlik, işte bununla birlikte büyüme tarafındaki sürdürülebilirlik. Geldik yine iki haneli işsizlik rakamlarına, deprem etkilerinin yansımadığı bir veri. 7,8 paya sahip deprem bölgesinin işsizlik, iş gücü istatistiklerindeki payı diyelim. Manşet rakamı nasıl okudunuz hocam? Çift tane, bundan sonraki süreç neye işaret ediyor? Evet, çok önemli bir değişiklik yok işsizlik rakamında. Yani deprem bölgesini dışarıda bırakıyor bu istatistik tabii. Deprem bölgesinden kaynaklanan değişikliği dışarıda bıraktığı için, yani ekonominin genel gidişatında bir süredir gözlemlediğimiz yerde sayıyor işsizlik rakamları. Yani ufak bir değişiklik var, evet, çift taneye çıkılmış tabii ama yani değişiklik çok, depremi dışarıda bıraktığımızda tabii, altını tekrar çiziyorum, önemli bir değişiklik yok. Yani Türkiye ekonomisi seçime doğru giderken aynı canlılığını sürdürüyor ama işsizlikte işte Türkiye kayıt dışıları vesaireler, şunları bunları dikkate almayacak olursak Türkiye ekonomisindeki yaklaşık işsizlik %10 civarında. Bu kadar canlı bir ekonomide seyrediyor. Bu tabii kronik bir sorun. Kronik bir işsizlik sorunu. Orada onu gösteriyor. Yani talebin veya canlılıkla alakalı olmadığı ve artık bu şekilde iç talep körüklemeli bir ekonomiyle gelebileceği işsizliğin 3 aşağı 5 yukarı en düşük noktalardan bir tanesi. Belki bundan birazcık daha öteye götürmek mümkün olabilir. Daha canlı bir ekonomide ama zaten bu canlılığın sonucunda biliyoruz çok ciddi bir enflasyon söz konusu, çok ciddi bir dış açık söz konusu. Bugün ödemeler bilançosu rakamları da geldi. Oraya baktığınızda yani cari işlemler açığı ve iç talep yılbaşından bu yana bu seyrini sürdürüyor. İşsizlikte de bu kendini gösteriyor. Şimdi tabii önümüzdeki aylarda EYT burada acaba gerçekten bir yapısal bir değişiklik yapacak mı? Önemli sorulardan bir tanesi bu. Tabii deprem etkilerini bu manzara daha kötüleşecek tabii, deprem tarafını işin içine soktuğumuz zaman. Ancak onun da en azından bir geçici olduğunu varsayıyoruz. Belli bir vadede bunlar düzeltilecek. Ama dediğim gibi EYT'nin etkisi daha yapısal ve kalıcı olabilir. Evet. Bir Türkiye'nin çok büyük bir değişiklik yok. Seçime kadar da olmasını beklemiyoruz. Zaten fazla da bir zaman kalmadı. İstatistiklerin yayınlanması tarihi açısından da çok fazla bir zaman kalmadı. Evet, şimdi Feyza Hanım, hocamız der ki EYT'nin etkilerini bundan sonraki süreçte göreceğiz ve diğer faktörler. Sizler de Manpower Group olarak ikinci çeyrek istihdam görünümü araştırmasını gerçekleştirdiniz. İstihdam görünümündeki ikinci çeyrek nasıl bir ikinci çeyrek perspektifi işverenler sunuyor? Ne dersiniz, burada önemli noktalarda neler var? Şimdi hem küresel çapta hem de lokal ölçekte değerlendirmek istiyorum. Tabii biz bu araştırmayı deprem felaketi öncesinde yaptık. 6 Şubat öncesiydi. O nedenle yine depremin istihdama yansımalarını araştırma sonuçlarına yansıtamamış durumdayız. Fakat tabii mevcut konjektür o kadar hızlı değişen bir konjektür ki 3 aylık araştırmaları bile artık yayınlarken içerisinde pek çok parametre koymak gerekiyor. Şimdi küresel olarak baktığımızda küresel çapta devam eden istikrarsızlık ve ekonomik sıkıntılara rağmen enflasyon ve enerji fiyatlarının gevşeme işaretleri göstermesiyle işverenler ihtiyatlı da olsalar işe alımlar konusunda umutlu. Ama küresel çapta geçen çeyrekle bu çeyrek arasında işveren beklentilerinde büyük bir değişim gözlemlemiyorum.
Geçen tabii Rusya-Ukrayna çatışmasının etkisi Avrupa'yı küresel ekonomiyi de hala etkilemeye devam ediyor. Mesela küresele baktığımızda en güçlü istihdam görünümünü bu önümüzdeki çeyrekte Panama, Costa Rica ve Guatemala'da görüyoruz. IMEA bölgesi gelişmelerden daha negatif olarak etkilenmiş durumda. Türkiye'de yine depremden önce yapmış olduğumuz bu araştırmada ülkemizdeki işverenler 2023'ün ikinci çeyreğinde geçen çeyreğe göre bir parça daha karamsarlar. Geçen çeyreğe kıyasla 7 puanlık bir azalma gözlemledik ve 21 puanlık net istihdam görünümü ortaya çıkmış durumda. Bu ne anlama geliyor? %45 işverenimiz işe alım beklentisini arttırmayı hedeflerken personel sayısında azalmayı hedefleyen %24, aynı düzeyde tutmayı hedefleyen de %29. Şimdi yine de Türkiye bu puan ile istihdam görünümünde bölge ortalamasının 3 puan üzerinde. Yine geçen yılın bu dönemine göre 2 puan güçlenmesi bekleniyor. Ama dediğim gibi deprem öncesi yapılmış olan bir araştırma. Tabii yüksek enflasyonun devam ettiği, işte yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleriyle birlikte belirsizlik faktörünün de olduğu, bu siyasi ve ekonomik belirsizlik göz önünde bulundurulduğunda da işverenlerin 2023'ün ikinci çeyreğinde çalışan sayılarını arttırma konusunda temkinli davrandıklarını gözlemliyoruz. Şimdi özellikle size asgari ücretteki olası artışların etkilerini de birazdan yine soracağım ama Sayın Hocam, aslında Feyzan Ali der ki enflasyon ve enerji fiyatlarındaki düşüşlerde işe alımlarda bir umut yaratıyor ama bunun yanı sıra işe alım konusunda ve işe almama konusunda karşılaştırıldığı noktada şu anki bulunan perspektifte biraz daha karamsarlığın daha ağır bastığını görüyoruz. Ama enflasyon neden kaynaklanıyor? Talepten kaynaklanmıyor mu? Talep yönlü bir enflasyonun olması aslında burada harcama yönlü bir enflasyon işe alımları hızlandırmaz mı? Yoksa enflasyonun etkilerini gecikmeli olarak mı göreceğiz? Ne dersiniz? Şimdi tabii enflasyon talep kaynaklı bir enflasyon. En azından yılbaşından itibaren baktığımız zaman yani kur da aşağı yukarı istikrarlı bir biçimde yatay gidiyor. Son zamanlarda biraz TL değer kaybetti ama öyle baktığınız zaman enerji fiyatlarında da bir aşağıya doğru çekilme var. Son dönemi kastetmiyorum bu istatistik yılbaşından itibaren. Dolayısıyla zaten enflasyon rakamına bakarsanız da hizmet enflasyonu yılbaşından beri çok baskın olarak kendini gösteriyor. Yoksa mal enflasyonunda daha çok yani maliyet kaynaklı olabilecek enflasyonda göreli olarak düşük kalmış durumda. Dolayısıyla bu enflasyonun karakteri talep enflasyonu. Bir de tabii beklentiler burada çok büyük rol oynuyor. O nedenden dolayı yani iç piyasada o anlamda bir canlılık var. Ücret artışları da buraya yansıtılmış diyebilirsiniz belli bir ölçüde ama talep canlı olduğu için zaten bunları ücret artışları yansıtılabiliyor hizmetler sektöründe. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman evet, şu anda bir işte olabilir bu açıdan. En azından mal sektörlerinde maliyet şey yok ama baskısı yok. Fakat talep de canlı iç sektörlerde. İhracatta uzun zamandır yatay gidiyor ama dış piyasalarda da hani birazcık ihracatta da ufak bir artış var. Tabii ithalatı katmıyorum. İthalatta çok daha fazla bir artış var. O iç talep kaynaklı onu gösteriyor. Şimdi böyle bir manzarada tabii ki aslında işe alımların önümüzdeki aylarda fazla ulaşmasını beklersiniz. Fakat tabii büyük bir belirsizlik söz konusu olduğu için temkinli yaklaşılıyor. Bir belli bir karamsarlık da olabilir. Çünkü baktığınız zaman makro istikrarı çok büyük sürdürülebilirlik soru işareti var. Bu nedenden dolayı bekleniyor. Tabii ki seçim sonrası beklenecek buradaki kararlarda da. Muhtemelen EYT'nin etkileri de aynı şekilde kendisini gösterecek. Burada tabii bir iş gücünde bir azalma bekleyebilirsiniz. Ama tabii ki bu enflasyon ve gelir kaybı söz konusu olduğu zaman, gelir dağılımındaki bu bozulma söz konusu olduğu zaman EYT'lilerinde ikinci bir istihdama ihtiyaç duyacaklar. Yani emekli olduktan sonra tekrar bir ihtiyaç duyacakları açık.
ama kamu sektöründe bir oradan çıkan olacak. Bu manzarayı tabii rakamlarda daha sonra görmek lazım. Her şeyde olduğu gibi de tabii seçim sonrası daha makul istatistikler görebileceğiz bu dengeleri yansıtan. Şu an itibariyle gidişat bu şekilde diyebilirim. Teşekkürler. Feyza Hanım, şimdi asgari ücretteki artışa ne kadar duyarlı bir işveren? Yani buradaki hassasiyet arttı mı? Yani geçen yıldan bu yıla baktığımız noktada Temmuz'da olası artışlar konuşuluyor, masaya yatırılıyor. Dolayısıyla bu artık işverenin maliyetinin sınırına dayanmış bulunmakta mı? Yoksa buradaki bir yol asgari ücretin hassasiyeti biraz daha azalarak devam mı ediyor? Ne dersiniz, işverenin görünümü bu anlamda nedir? Şimdi hocamın da dediği gibi burada aslında asgari ücretin artışı, üzerine EYT'nin gelmesi hepsi birbiriyle bir parça karışık ilerlediği için ve işverenlerin de birlikte çözdüğü ve dikkate aldığı konular olduğu için tek başına ayrıştırmak zor oldu. Fakat benim şöyle genel gözlemim şu şekilde. EYT konusunda çalışanların devamlılığı ya da devam etmemesi konusu kurumlara ve sektörlere göre farklılaştı. Ama devam etmeme kararının daha çok mavi yaka tarafında olduğunu gözlemliyoruz. Böyle olduğunda da zaten evet, EYT'nin getirmiş olduğu kurumlar içerisinde belli kıdemlerin yanı sıra burada bir istihdam açığı oluşuyor ve dolayısıyla kurumlar burada sürdürülebilirlik çerçevesi içerisinde de mevcut iş planları çerçevesinde bu açığı kapatmaya yönelik aksiyon alıyorlar. Şu an için kurumlarda en büyük konu sürdürülebilirlik ve tabii ki seçimler. Seçimler sonrasında bu etkileri EYT'nin de daha da oturmasıyla birlikte daha net gözlemleyeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Hocam, bir diğer aslında önemli verilerden bir tanesi atıl iş gücü oranı %23,4 seviyesinde. Burada 1,5 puanlık bir artış var. Buradaki artışın devamını bekler miyiz? Neden kaynaklanır bundan sonraki süreçte? Şimdi tabii o atıl iş gücü rakamında deprem sonrası bir miktar artış beklemek yerinde olur tabii. Bu o değil tabii. Deprem iş oraya girmiyor. Ama %1 oranında zaten oradaki dalgalanmaları görüyoruz bu istatistiklerde. Neden kaynaklanır dediğiniz zaman işte çalışabilecek nüfusun iş gücü istatistiğine girmeyen kısmı. Yani iş aramaktan vazgeçen şu veya bu sebeple ama çalışabilecek durumda olması sebebiyle belki EYT ile bunun içinde o hesaplama yöntemine göre görülebilir. Önümüzdeki dönemde ben doğrusu bu ikisini dikkate aldığımda orada bir artış olabileceği kanaatindeyim. Ne anlama gelir? Tabii bizim çalışan nüfusumuzu istediğimiz şekilde verimli bir biçimde, yani iş gücü olarak kullanabileceğimiz nüfusu verimli bir biçimde kullanamayacağımız anlamına geliyor. Ama zaten bütün iş gücü istatistiklerine baktığınız zaman ondan daha önemlisi esas bizim çalışmaya hazır olanlara yeterli iş yaratamayan bir ekonomik yapıyla karşı karşıyayız. Bunun sebebi sadece iş olmaması değil. Yani bunları hep konuşuyoruz bu ekranlarda. Aranılan niteliğe uygun iş gücü olmaması, o nedenle zaten bu %10 civarındaki bir işsizlik oranı kronik olarak kendini gösteriyor. Atıl iş gücündeki seyir de zaten 3 aşağı 5 yukarı buna işaret ediyor. Ama şu andaki durum gerçekten çok geçici. Çünkü hem sürdürülemeyecek bir iç talep kaynaklı bir şu anda bir büyüme ve canlılık var ekonomide. Hem de bir de EYT sebebiyle oluşmuş olan bir yeni bir yapısal değişiklik var. Evet. Dolayısıyla bu iki şey ortadan kalktığı zaman esas iş gücü piyasasının yeniden nasıl yapılandığı konusunda daha iyi bir fikre sahip olacağız gibi geliyor bana. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz Sayın Hocam, aktardıklarınız için, katıldığınız için diyoruz. Feyza Anar'la çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve yorumlarınız için diyoruz. Evet, öne çıkan belki de pozitif gelişmelerden bir tanesini de öne çıkarmak lazım. Kadın işsizlik oranında %13,5'dan 12,6'ya bir düşüş. Kadın istihdam oranında ise %31,2'den 31,8'e yükselişte var rapor içerisinde diyelim. Şimdi bir kez Asya'ya gidelim. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ersoy Erkazancı ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ersoy, Asya ve Orta Doğu piyasasında hangi gelişmeler öne çıktı? Pelin merhaba. Evet, bugün Asya'da sakin bir gün yaşandı. Avustralya, Yeni Zelanda ve Hong Kong kapalı olmaya devam etti paskalya sebebiyle. Cuma günü gelen tarım dışı istihdam rakamları biraz fiyatlandı. Ama net bir yön yoktu diyebilirim Asya tarafında. Japonya 0.42 artıyla kapattı. Şangay -0.37, Güney Kore 0.87 artıyla kapattı. Çin-Tayvan arasındaki gerginlik veya Çin'in yaptığı tatbikat en çok konuşulan konulardan biriydi. Jeopolitik gerginliği artırabilir endişesi yarattı. Diğer taraftan Japonya'nın yeni Merkez Bankası Başkanı Ueda göreve başlıyor. Bugün bir basın toplantısı olacak. Önümüzdeki dönemle ilgili biraz fikir verebilir. Petrol tarafında ise geçen hafta %7'lik bir yükseliş olmuştu. Bu haftaya yatay hafif eksiyle başladı. 80 ve 85 dolar seviyesinde diyebiliriz. OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporları gelecek bu hafta boyunca. Aylık raporları o etkili olacak. Diğer taraftan İran'da Suudi Arabistan'ın yakınlaşması Yemen Savaşı'nın sona ermesine yol açabilir. Suudi Arabistan'da bir toplantı yapıldı bu konuyla alakalı. Asya ve Orta Doğu'dan son notlar böyle Pelin. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, yatırım kulübünün sonuna geldik. Sözü Focus programına bırakıyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.